Herkese merhaba, Seda Yalçınkaya Özer ben, İntegral Araştırma Departmanı'ndan. Bugün düne kıyasla daha sakin bir piyasa var. Dün biliyorsunuz hisse senedi piyasasında satışlar olmuştu, kaçışlar olmuştu. Çünkü küresel risk iştahı ABD ile Çin arasındaki misillemelerle birlikte biraz daha dayak yemişti ama bugün tepki alımları var. İyi haber, Asya çoğunlukla pozitif kapattı günü. Bunun dışında ABD vadelilerinde yataya yakın bir pozitiflik var ve diğer hisse senedi piyasası da aslına bakarsanız tepki alımlarıyla beraber yükseliyor. BIST 100 endeksinde de bugün tepki alımlarını gördük. Bankacılık endeksinde alımlar var, güçlü. Şu anda yani 95.000 seviyesine doğru bir hareketin oluştuğunu görüyoruz ama bunun ana nedeninin ne olduğunu söylemek çok zor. Biliyorsunuz ki endekste yukarı yönlü tepki alımları ile birlikte satış fırsatı olarak bu alımlar değerlendirildi ve her %1, %2'lik yükselişler sonrasında biz çok ciddi bir satış baskısı gördük. Bu nedenle hisse senedi piyasası ile ilgilenen yatırımcıların biraz daha bu yükselişe çok fazla aldanmamasında fayda var. Ama şunu söyleyelim, 60 dakikalık grafiklerde artık sattan alım pozisyonuna doğru geçme gibi bir grafik görüyoruz ama daha saat çok erken. Bu nedenle hani yatırımlarınızı hemen ani bir kararla yapmayın. Biraz daha gün sonuna doğru periyodu değerlendirmekte fayda var. BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesi üzerindeki kapanışlar bizim için yine de önemli. Eğer bu alımlar, tepki alımları devam ederse 95.000 seviyesine doğru hareketi görmemiz oldukça olası görünüyor. Fakat bugünü bir izlemekte fayda var. Artık son haftadayız çünkü seçim haftasında artık virajı dönmek üzereyiz. Bu nedenle yani alımlar biraz daha satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. CDS'e bakıyoruz, Türkiye risk primine. Oldukça yüksek. Yani son 6 yılın en yüksek seviyesinde. Bu da endeksteki yükselişleri sınırlayabilir. Diğer taraftan zaten kurda da baskılar oluşturuyor. Türk lirasında da değer kayıpları görüyoruz. Hemen şöyle bir sizinle Türk lirasını değerlendirelim. Dolar TL'de neler oluyor? Bir onları gözden geçirelim. Çünkü şu anda 4.75 üzerindeyiz. Dünkü kırılımla birlikte biraz daha artık o 4.74-4.68 bandının dışına çıktık. Yukarı yöndeki hareketle birlikte 4.76'ları bu sabah itibariyle test ediyoruz. Stres yüksek. Dediğim gibi 6 senenin üzerinde bir risk primimiz var. Bu da Türkiye'ye yönelik risk algısını yükseltiyor. Şu anda net bir fiyatlama, sağlıklı bir fiyatlama yok. Bunu belirtelim. Çünkü yani seçime çok az bir süre kaldığı için burada bir miktar panik hareketler görülebilir. Ama genel itibariyle 4.74 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye devam ettiğimiz takdirde yukarı yönlü hareketin de süreceğini söylemek mümkün. Diğer taraftan biraz daha piyasalar satış yönlü durmakta temkinli gibi görünüyorlar. Bugün gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı bir miktar negatif ayrışmamız var. Bunu belirtelim ama daha çok erken saatlerdeyiz. Günün devamını görmekte fayda olur diye düşünüyorum. Şimdi bugün veri akışı bakımından oldukça sakiniz. Daha çok biz Portekiz'de Sintra panelinde Powell'ın, Crowdon'un, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmalarını takip edeceğiz ama bunlar zaten çok yakın dönemde para politikaları, toplantıları gerçekleştirdikleri için bunun dışında bir açıklama yapacağını düşünmüyoruz. Sadece göz ucuyla bakmakta fayda var. Bunun dışında dolar endeksindeki bu yüksek seviyelerin nedeninde FED toplantısından sonra Avrupa Merkez Bankası toplantısı beklenmişti biliyorsunuz. Çok merak ederek toplantıyı beklemiştik. FED toplantısının fiyatlaması olduğunu söylemek mümkün. Euro dolar paritesine şu anda baskı yapıyor. Euro dolar 1.16-60 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlandığı takdirde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada 1.15-40 seviyesinden yukarı yönde tepkiler geldiği için şu anda aralığınız 1.15-40 ve 1.16-60 seviyesi olabilir. 1.16-60 iyi bir direnç noktası. Bunu bahsedelim. Diğer taraftan ons altında artık o yüksek yerlere doğru çıkışlar biraz daha satış baskısıyla karşılanmış durumda. 1280 seviyesinin aşağısındayız. Çok yakın direnç olarak 1280 direncini takip etmekte fayda var ama genel itibariyle küresel piyasalarda biraz daha enflasyonun artabileceği beklentisiyle satışlar genel olarak ons altına yayılmış durumda. Çok bilinmedik bir hikaye değildi ABD ile Çin arasındaki ticari savaşları. Bu nedenle orada da
çok fazla bir güvenli liman talebinin oluştuğunu da söylemek mümkün değil. Yukarı yönlü ataklar olacaktır. Bunlar 1280 seviyesiyle sınırlı kalabilir. Eğer 1280 seviyesiyle sınırlı kalmazsa 1294 ana direnç noktasıdır. Bu seviye geçilmediği takdirde yukarı yönlü yükselişler oldukça sınırlı kalacaktır. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel bir hafta geçirin. Hoşça kalın.